4 Kasım'da döviz büroları komple kapanacakmış diye böyle bir iddia atıldı ortaya. Biz de Flash TV ekibi olarak geldik döviz bürosunun önünde, soralım istedik. 4 Kasım'da vatandaş mağdur olacak mı? Vatandaş mağdur olmayacak ama biz döviz büroları olarak tüm Türkiye çapında kepenk kapatmaya karar aldık. Bu çok uzun bir süreli değil. Sadece büyüklerimizin, bizi idare eden idarecilerimizin bizi anlamaları, bu bizim zor durumumuzu görmelerini istiyoruz. Bu amacımız bu sadece. A grubu için 10 milyon, B grubu için 5 milyona çıkarılması ve bunun iptal edilmesini istiyoruz. İkinci sebebi ise hisse devirleriyle ilgili. A grubundan 6 milyon, B grubundan ise 5,5 milyon paralel istenmekte. Yani şirketin sermayesini devlet almak istiyor. Bu da bizim çalışmamızı engelleyecek. Yani döviz bürolarının %95'i kapanma durumunda kalacak. Bu nedenle üçüncü neden ise döviz büroları 4 bölgeye ayrılmış. Bu bölgelere ayrılmasının sebebini bilemiyoruz. Ve bunu hangi kıstaslara göre yaptıkları da belli değil. Üçüncü neden de bu. Bu nedenle 4 Kasım'da inşallah kepenkleri kapatacağız ve bu kepenkleri kapatmamızın müşterilere, yani halkımıza hiçbir zararı olmayacak. 4 Kasım'da. Evet, valla doları olan düşünsün. Yani dolar bozduracaksın. Dördünde gittiğin zaman yoklar yani. Valla şu anda baktım dolar 9.50. Yani neydi dün? Dün kaçtı? 9.56 mıydı biz buradan kapatırken? 9.56 mı? 60 mı? Neydi? 9.55'e düşmüş. Yani şöyle bir şey oldu bu elçi olayından sonra filan. Şunu anlaşıldı. Yani 2-3 tokat sağa sola atınca dolar 10 lira olmuyor. Yani şu anda anladığım kadarıyla hani iktidar ve işte ekonomi kurmayları diyorlar ya onlara. İşte ekonomiciler filan, doları 10 lira yapmadık. Oy, bravo, çok güzel. Yani tebrik ediyoruz, doların 10 lira olmaması çok büyük başarı. Herkes onu bekliyordu. Mesela ben bir anket yapmıştım Twitter'da. Dedim ki dolar yılbaşına kadar 10 lira olur mu? O herkes 3 gün sonra, 5 gün sonra filan. Ama işte olmadı. Direniyorlar aslanlar gibi, dolara durmadan tokat atıyorlar ve dolar 10 lira olmuyor.